Merhaba değerli doğacı dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir kamp ekipmanı videosuyla birlikteyiz. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün Nurgaz 3 ayak ızgara arkadaşlar. Gelin hep birlikte ürünümüzü çantadan çıkartalım ve hep birlikte incelemeye başlayalım. Açmadan önce şöyle çantasını size göstereyim. Nurgaz logomuz yine çantamızın üzerine konumlandırılmış. Şu şekilde taşıma sapları var ve çantamız gayet sağlam. Çantamızı açıyorum. Evet, ürünümüz şu şekilde poşet içerisinde geliyor. Yine poşetin üzerinde de Nurgaz logomuz var. Ayak demirlerimiz şu şekilde ayrı ayrı geliyor. Zincirimiz yine şöyle küçük bir ambalaj içerisinde. Ayrıyetten ayakları birleştirdiğimiz vidalı ucumuz da bu şekilde. Parçaları birleştirmek gerçekten kolay. Şu en tepede üçgen birleşimini sağlayacak olan parçaya birleşecek olan parçalarımız bunlar. Vida yerleri belirli şu şekilde. Bu parçalar en son tepedeki üçgeni birleştirecek olduğumuz parçaya gelecek arkadaşlar. Diğer parçalarda ise zemine gelecek olan ayak uçları da bu şekilde sivri. Diğer arada kalacak olan parçalar da bu şekilde. İki tarafında da aynı. Şimdi dilerseniz parçaları birleştirmeye geçelim. Ve tam sıkıldığından emin olun. Hafif bir şekilde sıkarsanız zaten birbirine oturmuş oluyor. Evet, şu an ilk parçayı birleştirdim. Şu şekilde. Yani kurulumu gerçekten hızlı ve kolay. Diğer parçamızı yapalım. Bazen bazı parçalar birbirine oturmayabiliyor. Alternatif olarak diğer parçayın denemesini yapın. Yani buna olmadı mesela. Diğer parçayı alıp tekrardan denemesini yapabilirsiniz. Bu sefer olacaktır. Evet, diğer parça oturmamıştı. Bu parça oldu görüyorsunuz. Diğer parçamızı da birleştirelim. Evet, bu şekilde 3 parçamızı da hızlı bir şekilde birleştirmiş olduk. Zincirimizi de şu şekilde poşetinden çıkartıyorum. Şimdi bir de parçalarımızı birleştirelim. Bu yuvarlak aparatımıza şimdi ayaklarımızı birleştirmeye başlıyorum. Şu şekilde hazır hale geliyor. Yani tam sıkmanız gerekiyor şöyle hafif bir şekilde. Şu şekilde hazır arkadaşlar. Şimdi diğer parçaları birleştireceğim.
Şimdi son parçamızı da birleştiriyorum. Demir askımızı bu şekilde hazırladık. Şimdi son kalan zincirimizi de takalım. Zincirimizin iki tarafında bu şekilde kancamız mevcut. Önce kancamızı çıkartıyorum, zinciri buradan geçirebilmek için. Zinciri geçirdikten sonra, yani burada çok fazla pay bırakmanıza gerek yok. Yani aşağıya daha fazla uzunluk sağlayabilmek için. Evet, böyle kolayca zincir montajını da yapabiliyorsunuz. Evet, tam merkezden bu şekilde zincirimiz aşağı doğru sarkıyor. Şöyle yakından da yine size göstermek istiyorum. Bu üç ayak ızgaramızı kullanarak kendinize dış ortamda çeşitli pişirme teknikleriyle güzel yemekler pişirebilirsiniz. Şöyle detaylar vermek istiyorum sizlere. Zincirin şuradaki yere olan mesafesi yaklaşık olarak 40 santimetre. Yani siz kendinize uygun ne gibi yemekler pişirmek istiyorsunuz? Bu teknik bilgileri de size vermek istiyorum ki daha sonrasında beklentilerinizi karşılamayan bir ürüne dönüşmemesi açısından. Ateşinizi isterseniz şu şekilde bir yükselteç kullanarak daha yüksekte de yapabilirsiniz. Yani örneğin bu bir saç tava. Ben saç tavayı koydum altına. Ateşinizi, odun ateşinizi vesaire burada yakıp zincire daha yakın mesafede ateş olanağı sağlayabilirsiniz. Ya da tam tersine ateşiniz çok alevli, buradaki zincir boyunu yukarıdan kısma yapabilirsiniz. Bu zinciri kullanarak yani direkt tencerenize değil de yani pişirmek istediğiniz yiyeceği de bu şekilde asma imkanı sağlayarak yiyeceğiniz pişerken ayrıyetten burada sadece bunun üzerinde değil yerde de ekstradan böyle kahvenizi pişirip ya da ekstradan kenarlarına başka pişirmek istediğiniz küçük tencere, tava vesaire kullanarak aynı anda birçok pişirme imkanı sağlayabilir sizlere. Yine bir tencere asarak şu şekilde size yere maksimum yakın olma mesafesini de şöyle göstermek istiyorum. Yani yaklaşık olarak bir karış bile değil. Yani maksimum yere yakınlığı bu şekilde bir 10-12 santim civarında. Nurgaz'ın bu emaye tencere setini asarak sulu yemek vesaire pişirme imkanı da size sağlayabilir. Kamplarımızda zamanımız gerçekten çok değerli arkadaşlar. Zamanı en iyi şekilde kullanmalıyız. Daha çok zevk alabilmek, daha çok huzur bulabilmek için. Bunun yanı sıra bu ekipmanın yanında ateşinizi hızlı bir şekilde tutuşturabilmeniz için Nurgaz'ın bu şekilde pürmüzleri var. Bu pürmüzleri kullanarak ateşlerinizi, odun ateşinizi, kömür ateşinizi vesaire kısa sürede pişirme yapabilirsiniz. Videomu sonlandırmadan önce şu önemli bilgiyi de size vermek istiyorum. Ürün paslanmaz değildir. Ürünün montajını yaparken bir eldiven yardımıyla yaparsanız ellerinizde leke kalmaz. Çünkü leke bırakabiliyor. Onun haricinde ürünle kullanımı bitirdikten sonra çantasına koyarken ürünün kesinlikle kuru olduğundan emin olun. Uzun süreli paslanmanın önüne geçebilmek için. Evet değerli kamp severler, bir kamp ekipmanı videosunun daha burada sonuna geldik. Bir başka kamp videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kampla kalın, sağlıcakla kalın.